Merhaba, ben Seray. 17 yaşındayım, lise 3'e gidiyorum. 8 yaşından beri çelyaklıyım. Dışarıda kendime uygun yiyecek bulmam zor olduğu için güne muhakkak annemin hazırladığı güzel bir kahvaltıyla başlarım. Çocuklarda ve gençlerde ilk çölyaklığımızı kesinleştiğinde anne ve babanın birlikte gastroloji doktoru ile konuşmalarını öneriyorum. Çünkü bunu kabullenmek için zamana ihtiyaçları var. Onlarla aynı sofrada bir şeyler yediğimde mutlu olurum. Aile bireylerinin paniklemeden mutfak ve ev yaşantılarını düzenlemeleri gerekir. Çocuklar için yemek sosyal bir durumdur. Seray'ın ailesi olarak onun iyi bir geleceğe sahip olup kendi ayaklarının üzerinde durmasını temenni ediyoruz. Günün bu saatinde ağaçları ve gökyüzünü izlemek bana iyi geliyor. Ve diğer insanlara iyi gelmek konusunda kendimi yetenekli görüyorum. Her yeni gün yeni bir umut demek benim için. Düşüncelere, hayallere dalmak kendimi iyi hissettiriyor. Türkiye'de her 150 kişiden biri çölyak. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu süren diyettir. Ancak çölyaklar için evde veya ev dışında glutensiz güvenli gıdaya ulaşmak zor ve pahalıdır. Geleceğime giden yoldayım. Üniversiteye gitmek için sabırsızlanıyorum. Hadi, günün başlasın. Öğle aralarında evden getirdiğim annemin önceden hazırladığı şeyleri yiyorum. Ancak kantine giderken arkadaşlarımı eşlik etmek ve onlarla birlikte geçirdiğim öğle yemeği saati benim için gerçekten çok özel. Seray'la yurt dışı seyahatine çıkmayı çok seviyorum. O da seviyor tabii. En sonki yurt dışı seyahatimizde bir valiz giyecek hazırladık. İkinci bir valizimiz ise glutensiz gıdayla hazırladık. Gittiğimiz ülkede neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Oradaki insanların çölyağı ne kadar tanıdığını, bildiklerini bilmediğimiz için biz de tabii böylece kendimizi daha güvende hissettik. Gıda endüstrisi, gıda doktorları gibi çözümler üretmeye başladı. Duysal tat, sosyal bir hafıza. Bu hafızanın mutlu ve neşeli toplumları yaratabilmesi, dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenen bireylerle mümkün olacaktır. Kitapları çok seviyorum. Sanki onların içinde ayrı bir dünya var ve ben okudukça o dünyaları keşfediyorum. Ve biliyorum ki insanlar bilmedikleri şeyleri öğrenmek için okumaya zaman ayırsalar, farkındalıkları daha da artacak. Hayalini kurduğu her şeyi yaşamasını isterim. Arkadaşlarım beni hep anlarlar. Farklı şeyler yesek de bir araya gelip aynı masayı paylaşıyoruz. Ama büyükler öyle değil. Empati yaptıklarını hissetmiyorum bile. Bir çölyaklı olarak gündelik hayatta bazen çok enteresan şeylerle karşılaşabiliyoruz gerçekten. Mesela birine çölyak olduğumu söyledim ve bana bir şey olmaz ya, ekmek ye geçer demişti. Gerçekten bazen gülünç şeylerle karşılaşabiliyoruz. Hatta bir kere arkadaşlarımla yürürken çölyaklıyız buradayız diye sloganlar atıyorduk. Ve bir adam bir anda bize arkasını dönüp çölyak Anadolu'da bir şehir mi diye sormuştu. Böyle enteresan şeylerle karşılaşabiliyoruz bazen. Arkadaşlarım bazı rahatsızlıklarından şikayet ettiklerinde acaba onlar da çölyaklı olabilir mi diye aklımdan geçiriyorum. Hatta bir keresinde çölyak belirtileri gibi şikayetleri olan bir arkadaşım sonunda çölyak olduğunu fark etti. Umudumuz çölyak farkındalığı artmış, sağlıklı bir toplumda yaşam. Çölyak hastalığı farkındalığı için vermek istediğim en önemli mesaj, toplumda sık görülen birçok belirti, örneğin gaz,
şişkinlik, kansızlık, tedaviye iyi cevap vermeyen kemik erimesi, kilo kaybı, açıklanamayan ishal, uzun süreli ishaller, hatta zaman zaman kabızlıklar birçok sık sebebe bağlı olabildiği gibi çölyak hastalığına da bağlı olabilir. Bu belirtilerin uzun süreli olduğu zamanlar çölyak hastalığını akılda tutmak bu teşhisin gözden kaçırılmamasını sağlar. Ve tekrar odamdayım. Burası kendime en güvenli hissettiğim yer. Bugün güzel geçti. Peki yarın? Daha uyanacak çok sabah ve daha atacak çok adımım var. Ve ben gelecekle ilgili güzel hayaller kuruyorum.